Bu dayatmalara eminim ki ne ben boyun eğeceğim ne de sizler boyun eğeceksiniz. İstemediğimiz kişilere oy vermek zorunda kalmamalıyız. Sözümün arkasında durmaktan korkmadım. Bedel ödemekten korkmadım ve bedelini de ödedim. Ben buraya bedel ödeyerek geliyorum. Nasıl oluyormuş görecekler. Samsun'da bağımsız seçiliyor mu seçilmiyor mu bu vatandaş gösterecek inşallah. Biz diyoruz ki en güzel ittifak seçmenin tabanda yaptığı ittifaktır. İşte biz de bu ittifakın adayı olmak istiyoruz. Bazen türlü söylentiler oluyor. İşte usta aday oldu, şu olur bu olur, onun işine gelir bunun işine gelir. Bu tür laflara kulak asmayın. Biz seçim kaybettirmeye değil, seçim kazanmaya geliyoruz. Hesabı onlar yapsın. Burada her siyasi partiden, toplumun her kesiminden arkadaşlarımız var. Biz bütün arkadaşlarımızı kucaklamak için geldik. Bütün siyasi partileri kucaklamak için geldik. Bütün toplumun kesimlerini, iş olanından işsizinden, iş adamından köylüsünden, esnafından çiftçisine kadar herkesi kucaklamak için geldik. Allah hepinizden razı olsun. Şunu unutmayalım ki işini gücünü bırakıp, tatilini bırakıp, sağ ol kardeşim, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bugün burada işini gücünü bırakıp, tatilini bırakıp gelen her kişi Samsun için, Samsunlu için en dipsiz karanlıkları bile aydınlatabilecek bir meşaledir. Dağ köylü Fatma Çavuş'tur, Yarbay Şefik Avni'dir. Sönmeyecek umuttur. Samsun'un sahipsiz olmadığını gösteren samimiyettir. Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin buraya gelen, bizi evi gibi, ailesi gibi gören birer yiğittir. Biliyordum, inanıyordum, beni yanıltmadınız. Allah hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, Samsun adeta zincir vurulmuş, ayaklarına prangalar vurulmuş bir şehir. Samsun'un birçok avantajı var. Mükemmel bir coğrafi konumu var, stratejik konumu var. Verimli ovaları var. Terme Ovası, Çarşamba Ovası, Bafra Ovaları var. Turizm potansiyeli var. Beşeri sermayesi var. Fakat medikal kümelenme gibi bir kısım sanayilerde çok iyi. Ancak buna rağmen, birazdan rakamlarını da size açıklayacağım. Samsun sürekli geri gidiyor. İşte bizim aday olmamızın temel nedeni Samsun'un bu geri gidişini durdurmaktır. Bunlara kayıtsız kalamazdım. Samsun'un ekonomisinin bu kadar sürekli geriye gidişine kayıtsız kalamazdık. 26 yıl devlette şerefimle çalıştım. Devletin bütçesini, devletin planlamasını yapan en üst düzey bürokrat olarak çalıştım. 2000 yılından beri, bakın burayı çok iyi dinleyin. 2000 yılından beri, aday olduğum 2015 yılına kadar, 14 yıl, 15 yıl boyunca makroekonominin yönetimini yapan bürokrat bazındaki en üst düzey kişiydim. İşte bütün bu tecrübelerimi şimdi Samsun için kullanmaya geldim. Sizlere teslim oldum kardeşlerim. Ben iktisatçıyım, ekonomistim, planlamacıyım. Samsun'un temel sorunu nedir biliyor musunuz? İşsizlik ve üretimsizlik. Allah razı olsun bugün de daha önceden görev yapmış belediye başkanlarına. Samsun'un kentleşme ile ilgili sorunların bir kısmı halledildi. Ancak Samsun üretmiyor. Samsun gelir yaratmıyor. Samsun işsiz. Belediye başkanı olursak Samsun'un bu işsizlik ve üretimsizlik sorunu inşallah çözeceğiz. Bakın Türkiye'de ortalama 100 kişiden 17'si uzun vadeli sigortalı olarak çalışırken Samsun'da 13'ü çalışıyor. Dolayısıyla bizim gençlerimize kalıcı iş fırsatları bulmamız lazım. Bu da sanayileşmeyle olur. Buradan sanayi sitelerini yıkarak olmaz. Gülsan sanayi sitesini yıkarak olmaz. Saathane meydanını yıkarak bulunmaz. Yerel yönetimlerin problemi, part
parti problemi değil. Veya illa iktidar olması da gerekmiyor. Veya ödenek problemi de değil. Yerel yönetimler merkezin işleyişini bilmiyor. İşte biz merkezden geliyoruz. 26 yıllık tecrübemiz artı 4 yıllık da siyasi tecrübemizi alarak merkezden gelip bütün bu tecrübemizi sizlere sunmaya geliyoruz. Bürokrasiyi tanıyoruz. Nerede nasıl iş yapılır bunları çok iyi biliyoruz. Ayrıca yurt dışından kaynakları da çok iyi kullanabilecek potansiyellerimiz var. Samsun'a inşallah seçilmemiz durumunda yerli ve yabancı yatırımcıları Samsun'a çekerek Samsun'un bu potansiyellerini harekete geçireceğiz. Tabii ben bugün sadece bugün Samsun demiyorum. Mecliste hepinizin bildiği gibi 4 yıllık milletvekilliği hayatımda belki bugüne kadar 30 yılda milletvekillerin söylediğinden çok Samsun konuştum ben mecliste. Mecliste ben Samsun Spor'u haykırdım. Samsun Spor'u mecliste haykırdım. İnşallah bundan sonra da Samsun Spor'un en iyi yerlere gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz diyoruz ki en güzel ittifak seçmenin tabanda yaptığı ittifaktır. İşte biz de bu ittifakın adayı olmak istiyoruz. Bu dayatmalara eminim ki ne ben boyun eğeceğim ne de sizler boyun eğeceksiniz. İstemediğimiz kişilere oy vermek zorunda kalmamalıyız. İşte o yüzden bu mücadeleyi ben bir demokrasi mücadelesi olarak görüyorum. Samsun'da bir meşale yakacağız. Ve bu yanan meşale inşallah bütün Türkiye'yi aydınlatacak. Sözümün arkasında durmaktan korkmadım. Bedel ödemekten korkmadım ve bedelini de ödedim. Ben buraya bedel ödeyerek geliyorum. Bundan sonra da bunun bedeli neyse ödemeye hazırım. Verilecek bir can varsa o canı vermeye de hazırım ben. Milletimin menfaatini siyasi ikbalime tercih ettim. Hep milletin menfaatinin yanında oldum. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını gündeme getirirken, bu önergeye evet derken milletin yanında oldum. Burada ben partimin hakkını, hukukunu savundum. Gene milletim yanında oldum. Şimdi de kendimi bu millete teslim ediyorum arkadaşlar. İşte 30 Nisan seçimleri bu anlamda baktığımızda inşallah bir dönüm noktası olacak. Samsun'un makus talihini de yereceğiz. Türkiye'deki o demokrasi mücadelesinde vereceğiz. Bundan sonra kimse kimseye aday dayatamayacak. Bütün Samsun bir şey isteyecek, onlar getirecek başka bir şey koyacak. Yok böyle bir şey. Tabii bu bir yerel seçim arkadaşlar. Yerel seçimleri genel seçim havasına sokmaya çalışacaklar. Lütfen bunlara prim vermeyelim. Biz yerel idareci seçiyoruz. En kolay ulaşabileceğimiz, dertlerimizi aktarabileceğimiz, sorunlarımızı anlatabileceğimiz, elimizle dokunabileceğimiz yerel idareciler seçiyoruz. Sorun çözmeyi bilen, Türkiye'yi bilen, dünyayı tanıyan yerel idareciler seçmek durumundayız. O yüzden lütfen bunu genel seçim havasına sokmayanlara prim vermeyin. Sokmak isteyeceklerdir, bunlara prim vermeyelim. Yerel seçim yapın. Ve bu seçimlerin demokratik bir şekilde olmasını ben arzu ediyorum. Burada fikirleri yarıştıralım. Projeleri yarıştıralım. Yani siyasi kavgaya, siyasi rekabete dökmeyelim bu işi. Herkes eteğinde ne varsa, ne bilgisi varsa, nasıl bir ekibi varsa ortaya koysun. Millet bunu alsın. Millet onu ona göre tercihini yapsın. Benim istediğim budur. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan bütün adayları tek tek ziyaret edeceğim. Randevu isteyeceğim. Ve bu seçimlerin sağlıklı geçmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bakın merhum Akif ne diyor bir şiirinde? Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi ulusal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Şu gönüllerin adayı, gönül dostumuz Sayın Erhan Usta tüm gönül dostlarına sevgi ve saygılarını sunuyor. Helal olsun sizlere. Helal olsun Samsun.